Günaydın. Dün Nasdaq ağırlıklı satıcılı bir seans izledik. Aslında isterseniz momentumun artık zayıfladığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçi yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Endeks önceki günde yeni bir en yüksek gördük. Özellikle Nasdaq tarafına baktığımızda ama kapanış itibariyle aşağı dönmüştü. Şimdi de benzer bir satış geldiğini görüyoruz. İndikatörlere baktığımızda orada da momentum kaybını görmek mümkün. Şurada bakın net bir şekilde aşağıya doğru bir momentum var. Yine RSI tarafına baktığımızda orada da gevşeyen bir aşağı doğru hareketli bir RSI var. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle endeksler biraz satış yiyecek. 50 günlük ortalamasına 2140'a doğru bir geri çekilme olacaktır gibi gözüküyor. Avrupa tarafı dün pozitifti ama büyük bir ihtimalle Amerika'nın etkisiyle bu sabah negatif olacaktır. Yine Asya tarafına baktığımızda çok yoğun olmamakla beraber ana endekslerin satıcılı olduğunu görüyoruz. Çin tarafı biraz daha baskın gözüküyor. Bugün açıklanacak aslında önemli bir veri var Amerika tarafında. Dayanıklı mal siparişleri özellikle yatırımlar tarafında bir problem olduğunu görüyoruz. Büyümedeki yavaşlama nedeniyle de bu veri biraz daha öne çıkabilecek olan bir veri. Yarın açıklanacak GDP revizyonunu çok önemsemiyorum. Çünkü ikinci revizyon genellikle çok fazla data revizyonuna sahip olan bir dönem değildir. Üçüncü revizyon daha ağırlıklı verilerdeki revizyonlardan oluşur. Dolayısıyla yarın çok büyük bir sürpriz olacağını zannetmiyorum. Olsa bile çok önemli değil ama bugün açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri biraz daha endeksler üzerinde de pariteler üzerinde de etkili olacaktır. Sabah paylaştığım gibi Jackson Hole toplantısı bugün başlıyor toplantılar ama Yellen'ın konuşması yarın olacak saat 5'te gördüğünüz gibi konuşmanın konusu da Federal Reserve'ün elindeki alet çantasında neler olduğu piyasayı etkileyecektir ama şu iki şeyi unutmamak lazım. Bu doğrudan bir ekonomi değerlendirmesi konuşması değil. Dolayısıyla vereceği sinyaller dolaylı olacaktır. Benim burada önemsediğim nokta şu. Birincisi bir faiz arttırımı sinyali verebilir ama piyasanın merak ettiği bir tane faiz artışı gelip gelmeyeceği değil. Nasıl bir silsile içinde olacağımız. Bana sorarsanız Fed'in içinde şu anda çok belirgin bir tartışma var. Şimdi şurada gördüğünüz şu 3-3.25 civarında gördüğünüz noktacıklar nasıl oluşuyor? Çok kısaca bir ondan bahsedeyim. Neye göre yani kafalarından sallıyorlar mı bunu? Şurada görebileceğiniz gibi bir oran var. Şu oran yani nötr real rate dedikleri oran enflasyonun da büyümenin de kontrol altında sakin bulunduğu orana denk gelen orandır. Yani buradaki oranın üzerine %2'lik enflasyon hedefini eklediğiniz zaman size uzun vadeli Fed'in denge faizlerini verir. Şimdi Fed burada uzun vadede 1 olarak görüyor. Bakın bunu 1'e çektiğim zaman şu anda olması gereken Fed faizi 1.95. Az önce 0 olduğu için 0 95'ti. Dolayısıyla kısa vadede Fed bunu sıfır seviyesinde gördüğünden dolayı faiz arttırmakta acele etmiyor. Yani şu anda 0.50'deyiz. 0.95 o kadar büyük bir makas yok diye bakıyor. Uzun vadede de bu bir seviyesinde olduğu için Fed'in arttırması gereken ve ulaşması gereken faiz oranı %2'lik enflasyonu koyduğunuz zaman %3. Dolayısıyla bence tartışılan konulardan bir tanesi bu oranın gerçekte ne olduğu. İkincisi de Yellen'ın konuşması aslında onu yansıtıyor. Şayet 3'e çekemezse faizleri ki büyük ihtimalle de çekemeyecek. Bir sonraki resesyonda ki ona da çok uzun bir zaman kalmadı. Fed ne yapacak? Bunlar tartışacak. Zaten geçtiğimiz hafta sonundan başlayarak çeşitli çalışmalar yayınlanmaya başladı bu konuda. Büyük ihtimalle bu jimnastiği, beyin jimnastiğini ve beyin fırtınasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Buradan paritelere geçiş yapalım. Pariteler tarafında aslında çok net bir hareket hala olmuyor. Önemli yukarı aşağı hareketler görüyoruz ama kırılma bazında baktığımızda yeni bir trend başlatacak bir kırılmadan bahsetmek mümkün değil. Tekrar şurada gördüğümüz trend çizgisinin altına gelmiş durumdayız. Zaten sadece bir gün üstüne çıktıktan sonra altında hareket ediyordum. Ama biraz daha kısa vadeli baktığımızda da şuradaki
hareketi de kırmış gözüküyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı 12 30'ların altına kaymadığımız sürece euro tarafında çok aşırı bir negatif görüntüden bahsetmek mümkün değil. Zaten opsiyonlar tarafında satış gelmediğini görüyoruz. Yani opsiyon piyasası hala yukarıya doğru bir eğim içinde. Şuradaki spread'e de baktığımızda görüyorsunuz burada aşağı baskının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu baskı Almanya tarafından kaynaklanıyor. Sıfırlara yaklaşmışken tekrar 0.1'e doğru bir geri çekilme oldu ama Amerikan 10 yıllıkları sabit seviyelerde duruyor. Son olarak cross currency swap maliyetlerine de bir göz atalım. Orada da görüyorsunuz dolar pozitif bir durum söz konusu. Dolayısıyla yarın yapılacak Yellen'ın konuşması, bugün açıklanacak olan veri, yani Yellen'ın konuşması önemli. Ama şu an için parite tarafında çok fazla net bir sinyal aldığımı söyleyemem. Benim tabii geçtiğimiz haftalarda da tercihim pound'tu. Her ne kadar şurada açarsak 28'lere gelmediyse de 29-28 aralığına geldi ve seri bir şekilde de yukarı döndüğünü görüyoruz. Ne kadar gidebilir? Açıkçası burada güzel bir çift dipten bahsetmek söz konusu olacak. Eğer 33-60'lar aşılabilirse. İşin doğrusu o seviyeler aşılırsa belki 38'leri konuşuyor olacağız ama şu andaki hareket ağırlıklı olarak çok net bir şekilde short squeeze'den kaynaklanıyor. Burada opsiyon piyasası zaten bu son satışa iştirak etmemişti. Bakın burada Brexit'le beraber net bir düşüş var. Ardından opsiyon piyasasının alınma geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta da biraz daha yukarıya short squeeze'in devam etmesini bekleyebiliriz. Ama daha büyük bir zaman dilimi içinde bakarsak hareketin yeni bir trende, pound'daki düşüşün bittiğini ilan edecek büyüklükte bir harekete dönüşmesini beklemiyorum. Bence daha düşük seviyeleri göreceğiz. Ama şu anda euro ile uğraşmaktansa pound tarafında işlem yapmayı biraz daha tercih ediyorum diyebiliriz. Japon yeni için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Orada önümüzdeki günlerde Boj'un açıklamaları önemli olacak. Eğer buralardan dönebilirse önemli olacağını da düşünüyorum ama burada şu noktaya da bakmak lazım. Çin tarafında Japonya ile Çin artık yavaş yavaş ihracat endeksleri benzer noktaya geldiği için bunu göstermek istiyorum. Bakın 2013 başındaki seviyelere gerilemiş durumda. Yani Japonya'nın Abenomics fırtınasıyla başlayan değer kaybının, yenin değer kaybının büyük ölçüde geri verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Japonya bu konuda çok mutlu değil diye düşünüyorum. Kore Won'u üzerinden de bakarsak benzer bir tespitte bulunmak mümkün. Metaller tarafında birkaç haftadır altın tarafındaki yüksek shortlar, long pozisyonlardan bahsediyordum. Bunların yanında ek olarak şurada önce bir fiyat grafiğine bakalım. 50 günlük ortalamayı kırdı. Şimdi burada aşağı yukarı 1310 seviyeleri öne çıkacaktır. Ben biraz daha aşağı şu tepeyi de önemsiyorum. Yani 1306-1310 aralığı kırıldığı takdirde çok daha sert bir satışla karşı karşıya kalacağız. Ama ikincil göstergelerin daha önceden başladığını, çözülmeye başladığını zaten paylaşmıştım. Bakın altının yukarıda olduğu günlerde bile net bir şekilde bir çözülme geliyordu altın hisselerinde. Yine gold miner'lara baktığımızda, altın madeni şirketlerine baktığımızda benzer bir durum vardı. Burada çok net bir şekilde kırılan bir trend söz konusu. Zaten çok kuvvetli, çok dik bir trend vardı. Dolayısıyla bu trendin kırılması çok da şaşırtıcı değil. İyi senaryoda yarın yalın çok nötr bir konuşma yaparsa veya güvercin bir konuşma yaparsa bu trend çizgisi tekrar test edilebilir. Ama benim beklentim altın 1365, gerçi o seviye devamlı olarak update edilmesi gereken bir seviye ama şurada gördüğümüz trend çizgisinin
kırılması bence biraz daha zamana yayılacak. Altın short pozisyonlarının ben ciddi bir şekilde azaldığını düşünmüyorum bu son satışlarla. Bence bir yukarı zıplama yapacak ise, şu anda 63'lerden bahsediyoruz. Yukarı zıplama yapacaksa çok daha net bir düşüş ve altın pozisyonlarında da bir temizlenme görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Gümüş için de söyleyecek çok fazla bir şey yok. Gümüş zaten altından önce bir düşüş yapmıştı. Şuradaki seviyenin kırılmasının, 19-20'lerin kırılmasının tehlikeli olacağını, altını da aşağı çekeceğini söylemiştim. Nitekim 100 vakanın 99'unda olduğu gibi altını da aşağıya çekti. Bu durumda altın gümüş rasyosuna da baktığımızda görüyorsunuz altın lehine bir hareket var. Bu da çok pozitif bir gelişme değildir. Dolayısıyla altın tarafında aşağıdaki seviyeleri takip ediyoruz. Yukarı tarafta da 1362 kırılmadığı sürece, ki kısa vadede bende kırılmayacaktır, biraz daha sıkışık bir seyirden bahsedebiliriz. WTI'da, daha doğrusu petrolün genelinde, önce İran dedikodusu ile net bir yukarı hareket gördük. İran'ın dondurma yönünde bir yaklaşımı olduğuna dair şurada haberin çıkmasıyla beraber net bir yukarı gördük. Ardından dün açıklanan stoklarla beraber de sert bir şekilde aşağı geldiğini görüyoruz. 50 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme oldu. Dün 2 gün bu seviyelerden destek bulduğunun görebiliyoruz. Dolayısıyla burada da 50 günlük ortalamanın kırılmasıyla şurada gördüğünüz 46'lı 45-90'lı diplere doğru bir geri çekilme olabilir. Ben çok umutsuz değilim ama buradaki hareketlerin ağırlıklı olarak da dedikodu bazlı, işte Ruslar şöyle dedi, İran destekledi tarzı gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok yakından takip etmiyorsanız, çok hızlı trade etmiyorsanız petrol zor bir trade döneminden geçecek şu önümüzdeki bir ay toplantıya kadar. Ama genel olarak baktığımızda bir omuz başı omuz formasyonu oluşuyor. Bu formasyonun kırılması durumunda, ki 50'li seviyelerin kırılmasından bahsediyoruz, çok daha yukarı seviyelere bir hareket olacaktır. Dolayısıyla tamamen trade etmeyi bırakalım demek elbette zor, ama belirli seviyelerin kırılması durumunda daha net bir hareket başlayacaktır. Onun da farkında olmakta fayda var. Herkese iyi günler diliyorum.